Herkese selamlar, Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuzda HTML dosyamızın içerisine JavaScript'i nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben her zamanki bir VS kodumun içerisine açtım ve bir tane klasör oluşturdum ve bu klasörün adını HTML JavaScript verdim. Ve burada index.html'imi oluşturdum. Şimdi temel bilimlerimizi oluşturalım. Ünlem işaretini yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Ve HTML dosyamızı burada oluşturmuş bulunmaktayız. Şimdi iki metodu göreceğiz. Bu hatta üç metodu göreceğiz. JavaScript'i HTML sayfasının içerisine entegre etme konusunda. Bunun ilki olarak nedir? İlk olarak tabii ki JavaScript'i klasik olarak head'in içerisine yazarsak buradan biz nasıl bir sonuç elde edeceğimizi göreceğiz. Şimdi ben buraya bir tane body'nin içerisine header 1 yapayım. Ve ben buraya merhaba dünya yazayım. Ve ben bunu çalıştırayım. Prettier HTML kodumu düzelttim. Ben bunu sağlayayım. Şöyle koyayım. Tamam, güzel. Gayet güzel bir şekilde her şeyi yansıtıyor. Şimdi ilk olarak şunu bilmenizi istiyorum. Scriptlerimiz her zaman yukarıdan aşağıya doğru okunduğundan dolayı şimdi ne tür sorunlarla karşılaşabileceğimizi göreceğiz JavaScript kısmında. Şimdi diyelim ki biz JavaScript olayını buraya yazmaya çalışalım. JavaScript kodlarını yazabilmemiz için her zaman biz script tag'ini kullanacağız. Script tag'ini kullandıktan sonra ben burada artık istediğim gibi JavaScript kodu yazabileceğim. Buraya bir tane console log oluşturalım. Ve buraya ne yazalım? Console gözünü açtı yazalım. Harika. Bunu çalıştıralım şimdi biz buraya. Tabii ki save yaptım. Şimdi ben burada browser'ımın içerisinde bunu görebilmem için F12'ye basıyorum. Ve ben buradan konsolu bulacağım. Konsolu bulduk. Güzel. Biraz yukarıya açayım. Bakın. Konsol gözünü açtı diyor. Harika. Ben şimdi bu header 1'i nasıl alabileceğim? Hatırlayın. Ne demiştim size? Scriptlerimiz her zaman yukarıdan aşağıya doğru okunduğundan dolayı bu header 1'i görmeyeceği için header kısmında biz JavaScript kodu yazdığımızdan dolayı burada bir hata alacağız. Şimdi ben bu header 1'i nasıl seçiyordum? Document nokta query selector. Query selector. Ben buradan header 1'i bulmaya çalışayım. Ve ben ne yapayım? Bu teksti değiştireyim. Buraya ne yapayım şimdi bu teksti içerisinde? Text güncellendi yazayım. Harika. Bakalım. Hop. Gördüğünüz gibi burada hatayı aldık. Uncaught type error cannot set properties of null setting text content. Yani diyor ki ben burada header 1 elementini bulmadım ki ben burada text content'ini text güncellendi yazayım. Şimdi bu sorunu çözmeye çalışalım. Şimdi ikinci bu script tag'ı ben buradan keseyim head'in içerisinden ve body'nin altına yazmaya çalışayım. Bakalım ne tür bir sonuç elde edeceğim. Hop, gördüğünüz gibi artık script'imiz yukarıdan aşağıya doğru okuduğu için header 1'i gördü. Ve buradan header 1'in text content'ini değiştirerek text güncellendi yazıyor. Tabii ki console log da hala çalışıyor bu şekilde. Console log'u sileyim. Bakalım console log artık buradan çalışmıyor. Ve gayet güzel bir şekilde buradan biz tekstimizi güncelleyebiliyoruz bu şekilde. Şimdi iki yöntemimizi gördük. Bir head'in içerisinde yazarak, bir body'nin dibinde yazarak. Bir de üçüncü yöntemimizi göreceğiz. Burada biz link vereceğiz. JavaScript dosyamızın. Dosya oluşturacağız daha doğrusu ve buraya bir link vereceğiz. Bu script'tekini siliyorum. Save'liyorum. File structure'umu açıyorum. Ve ben buradan app.js adında bir dosya oluşturayım.
Hop, hepsi büyük oldu. Bunu yeniden adlandırmaya çalışayım. Ufak harflerle app.js yazayım. Ve buraya JavaScript kodumu yapıştırayım. Bakalım güncelleyecek mi? Save ettim. Ama herhangi bir değişiklik yapmıyor. Text content'in içerisinde, header 1'in içerisinde. Bunu neden kaynaklanıyor? Çünkü ben burada bunu script olarak, link olarak vermem gerekiyor. JavaScript dosyama. Script diyelim buraya. Gördüğünüz gibi her zaman büyük yazıyorum. Alta geleyim. Caps lock'u kapatayım. Script diyeyim. Ve source olarak ben buraya app.js'imi vereyim. Save edeyim. Text güncellendi diye bir şey yazdı. Güzel. Gördüğünüz gibi bu dosyanın içerisine giderek buradaki HTML kodu güncelledi. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi biz bu yine header'in içerisine yazmaya çalışalım. Ve gördüğünüz gibi burada hata aldık. Niye? Çünkü yine buradan script'i okumaya çalıştı ve buradan yine hatayı aldık. Patladı dosyamız. Aynı mantık o script'te yaptığımız gibi buradan bu şekilde yapıyor. Her zamanki gibi yine ben bunu dibine koyayım. Save edeyim. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir hata almıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru okuduğu için tag'i alıyor ve güncelliyor. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi ben bu app.js dosyasını bir klasörün içerisine yerleştireyim ve bakalım buradan ulaşabilecek miyim bu şekilde source kısmından. Şimdi ne diyelim, file diyelim biz buraya, tamam mı? Ve ben bu JavaScript dosyasını bu failin içerisine koyayım. Evet, move dedim. Ve gördüğünüz gibi artık tree elementi olarak, yani bu failin içerisinde bulunuyor. Ve ben burada ulaşamıyorum. Console.log penceresini açtım ve burada gördüğünüz gibi şurada bulamadığını söylüyor app.js dosyasını. Şimdi biz bunu kısa yol olarak vereceğiz. Gördüğünüz gibi burada klasörümüzü çıkardı. File'ımızın içerisinde diyor. App.js'i buldu diyorum. Ve gördüğünüz gibi artık bu şekilde klasörümüzün içerisine giderek app.js dosyasını buldu. Ve buradaki JavaScript dosyasını komutunu çalıştırarak burada tekstimizi güncelledi. Gayet güzel bir şekilde böyle. Benden size bir tavsiye, her zaman JavaScript komutlarınızı ayrı bir dosya içerisinde yazın. Çünkü siz HTML içerisine JavaScript kodlarınızı yazarsanız zamanla sizin projeniz büyüdüğü için dosyanız inanılmaz şekilde karmaşıklaşacak ve işin içinden çıkamaz bir hal alacaksınız. Onun için her zaman benden size tavsiyem, bu şekilde bir dosyanın içerisine yazın JavaScript kodlarınızı ve temiz temiz bir köşede tutun. İsterseniz şimdi siz bir klasörün içerisinde mi iyileştirirsiniz, yoksa bunu dışarıya alarak böyle HTML içerisinde tutar mısınız bilmiyorum. Ama ben her zaman nasıl kullanıyorum? Klasörün içerisine koymadan herhangi bir türüne göre JavaScript dosyalarını ayrı ayrı adlandırarak ben buraya link etmemdir. Bakın gördüğünüz gibi file içerisinde bulamıyorum diyor. Böyle de verebilirsiniz isterseniz. Bakın root klasörde bulduğu için hemen buluyor. Evet. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.